Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Yeni bir model anlatım ile tekrar sizlerle birlikteyim. Lako Baby lüks minnoş ip kullanıyorum. 100 gramı 336 metre olan bir ip. Burası da renk numarası. Modelimin yapımı için 3,5 numara şiş kullanıyorum. Modelim 5 ilmek ve katlarından oluşuyor. 5 ilmek ve katlarını ayarladıktan sonra 2 tane ilmek ilave etmeniz lazım. Ben ilmeklerimi şişime taktım ve örgüme başlıyorum. İlk 2 ilmeğimi ters örüyorum. Şu anda örgümün ön yüzündeyim ve modelimin kurulumunu yapıyorum. 3 ilmek düz örüyorum. Tekrar 2 ilmek ters örüyorum. 3 ilmek düz örüyorum. Bu şekilde 2 ilmek ters, 3 ilmek düz olarak modeli kuruyoruz. Aynı zamanda lastik istemeyen bir model, ister lastik yapmadan ister lastik üzerine kullanabilirsiniz. İlk sırayı ön yüzden tamamladım. İkinci sıradayım, örgümün arka tarafındayım. İlmeklerim aynen oldukları gibi tekrarlıyorum. İki ilmek düz örüyorum. Üç ilmek ters olarak ilmeklerimi aynen tekrarlıyorum. Örgümün arka tarafından örülüşü böyleydi. Şimdi tekrar örgümün ön yüzüne geçtiğim zaman başlangıçtaki 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 3 tane düz ilmeğe geldim. Önce 1 ilmek doluyorum. Sonra bu 2 ilmeğin yönünü çeviriyorum. Eşime geri alıyorum. 1 ilmek doladıktan sonra bu 2 ilmeği tersten gelerek örmeden atlatıyorum. Üçüncü ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu iki tane atlattığım ilmeği üçüncü ilmeğin üzerine atlatarak bırakıyorum. Bu şekilde örgümüzün ortadaki ilmeğini tam üzerine iki ilmeğin üzerine getirerek kesmiş oluyoruz. Tekrar bir ilmek doluyorum. Aradaki iki tane tersi örüyorum. Düz ilmeklere geldiğim zaman önce bir ilmek doluyorum. Sonra bu iki ilmeğin yönünü çeviriyorum. Tersten girerek diğer şişime örmeden atlatıyorum. Böylece ortadaki ilmeği örgümün başına almış oluyorum. Üçüncü ilmeğimi örüyorum. Bu iki ilmeği de üzerine atlattığım zaman bakın ortadaki ilmeğim örgümün üzerine çıkmış oluyor. Bu da örgüme boyut kazandırıyor. Eksilen ilmeğin yerine bir tane ilmek doluyorum ve ters ilmeklerle devam ediyorum. Bazen 3 ilmeği bir anda keserek almak yerine bu şekilde 2 ilmeği alıp 3. ilmeği ördükten sonra atlatanlar oluyor. Ama bu ancak işini zorlaştırır. Sonuçta yaptığınız işlem aynıdır. Ama bu model için benim gösterdiğim şekilde almanız gerekiyor. Böylece örgünün ortasındaki ilmeği bakın şu anda çevirdiğim zaman örgünün başına almış oluyorum. Ve bu son ilmeği örüp 2 ilmeği düzenen atlattığım zaman ilmek bu şekilde üçgen bir bitişle bitişini sağlıyoruz. Ve ortadaki ilmeği üste çıkartmış oluyoruz. Bu da ilerleyen dönemde örgümüze 3 boyutlu bir görünüm kazandırıyor. Örgümün arka tarafındayım ve ilmeklerimi aynen oldukları gibi örüyorum. Bu artırarak elde ettiğim ilmeklerimi 3 tane ters olarak örüyorum. Arka yüzde modelimiz daima 3 ilmek ters, 2 ilmek düz şeklinde devam edecek. Model sadece ön taraflarda kurulmaktadır.
Tekrar örgümün ön tarafına geldiğim zaman başlangıçtaki iki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bu üç tane düz ilmeğe gelince ilkini düz olarak örüyorum. Bir ilmek doluyorum. Sonraki iki tanesini geliş yönünde keserek örüyorum. İki tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Üç tane düz ilmeğime gelince ilkini düz örüyorum. Bir ilmek doluyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Ön yüzden tamamladım. Arka tarafa geçtiğim zaman ilmeklerimi aynen örüyorum. Arka taraftan tamamladım. Şimdi tekrar ön tarafa geçtiğim zaman bu başlangıçtaki modelimizi tekrarlıyoruz. Önce iki tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Üç tane düz ilmeğime gelince bir ilmek doluyorum ve sonraki iki ilmeğin yönünü çeviriyorum. Ve şişime geri alıyorum. Tersten girerek bu iki ilmeği örmeden atlatıyorum. Üçüncü ilmeğimi düz örüyorum. Ve bu iki ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerine atlatarak bırakıyorum. Sonrasında bir ilmek doluyorum. Aradaki tersler aynen devam edecek. Şimdi buradaki yaptığımız işlemi tekrarlıyoruz. Önce bir ilmek doluyoruz ve iki ilmeğin yönünü çeviriyoruz. Bu iki ilmeğin yönünü çevirdiğimiz zaman tersten girerek ilmekleri ortadaki ilmeği başa almış oluyoruz. Üçüncü ilmeği kesiyoruz ve bu iki ilmeği de kestiğimiz ilmeğin üzerinden, ördüğümüz ilmeğin üzerine atlatarak teke düşürüyoruz. Ve bir tane daha ilmek dolayarak eksilen sayılarımızı tamamlamış oluyoruz. Yüzden bu şekilde tamamladım. Arka taraftan 2 ilmek düz, 3 ilmek ters şeklinde ilmeklerimi örüyorum. Dediğim gibi arka tarafta herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Sadece 2 düz, 3 ters şeklinde sıra boyunca hepsini örüyoruz. Tamamladım. Tekrar ön yüze geçtim. Aralardaki ikişer tane ters ilmeğim aynen devam edecek. 3 tane düz ilmeğe geldiğim zaman bir tanesini örüyorum. Bir ilmek doluyorum. Ve 2 ilmeği düz keserek topluyorum. Aradaki 2 tane ilmeğimi ters örüyorum. Bir tane düz, bir dola. Ve kalan 2 ilmeği birlikte düz keserek modelime devam ediyorum. İkinci kez kuruluşunu da gösterdim. Örgü yeni başlayanlar zorlanmasın diye. Arka tarafını çevirdiğim zaman tekrar 2 ilmek düz, 3 ilmek ters şeklinde devam ediyorum.
parçayı da 3 numaralı çişle ördüm. Bakın ilerledi bu şekilde. Ve minik ajurları olan kabartmalı görünen bir desen. Hem bayan örgülerinde hem de bebek örgülerinde çok şık duracaktır. Burası da modelin arka tarafı. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin.